geçirdiğimiz dönem golü bulduk. Dalgın sonucu çabuk başladılar, bir gol yedik. Ondan sonra da kötü bir oyun. İkinci yarıda da yani çok üstüne çok iyi oynadık diyemeyiz. Gereken dinamizmi ortaya koyamadık. Ama şartlar ne olursa olsun kesinlikle kazanmamız gereken maçta şu bu mazeret falan filan hiçbir şey teşkil etmez. Yine klasik cümlede çok üzgünüz. Her türlü eleştiri göğüsleyebilirim ama Göztepe camiasının şunu bilmesi lazım. Mayıs ayına kadar bu formayı biz taşıyacağız. Burada yani eleştiri tabii ki olacak. Buna sonuna kadar saygılıyız. Ama eleştirinin şekli önemli. Sırf bazı insanların dolduruşuna gelip de arkadan da bir olarak eleştiri yapmak sadece burada oyuncunun gardını düşürür, başka bir işe yaramaz. Burada 20 yaşında, 18 yaşında arkadaşlar sahada mücadele ediyor. Onlara da hiçbir şey vermez. Kaleci olarak sezon başından beri yediğim bir tane hatalı gol var. O da Rize maçının 5. golü. Başka hatalı yediğim gol 0-1. Kaleci gözüyle ama seyircinin takdiridir, taraftarın takdiridir, kamuoyunun takdiridir, siz basın mensuplarının takdiridir. Bugünkü yediğim gol de hatalıdır. Geçen haftaki yediğim 5 gol de hatalıdır. Ondan önceki yediğimiz goller de hatalıdır. Ona benim diyecek bir şeyim yok. Ona saygım sonsuz. Ama sadece Göztepe camiasına buradan sesleniyorum. Arada 3-5 tane, 6 tane, 7 tane adamın dolduruşuna gelip de burada oyuncuları, kendi açımdan söylemiyorum, oyuncuları rencide edip kartlarını düşürmesinler, bu formayı bozuk bunlar taşıyacak. Ben dediğim gibi 30 yaşındayım, bunu göğüslerim hiç problem değil. Tarafta 90 dakika yurtlasa da problem değil ama 18 yaşında, 20 yaşında çocuklar var. Ağlayanlar var, sahada eli ayağı tutmayanlar var. Bu formanın ağırlığı kolay değil. Onun için lütfen sağduyulu olalım, destek olalım. Çünkü dediğim gibi Mayıs ayına kadar bu futbolcular burada. Uzaydan bir futbolcu gelmeyecek. Biz onlara layık olamadığımızı, layık olmamız gerektiğini biliyoruz. O sorumluluktayız. Hepimiz aramızda evli var, çoluk çocuk sahibi adamlar var. İlk defa da burada futbol oynamıyoruz. Ben Eskişehirspor'da şampiyonluk yaşadım. Oftaş'ta şampiyonluk yaşadım. Karabükspor'da şampiyonluk yaşadım. Hepsinde de başrol oynayan oyunculardandım. İlk defa da Bankasya'da oynamıyorum. Dediğim gibi de geçen haftaki 5. gol hariç yediğim hiçbir golde hatam yoktu.